Yani TV'den hayırlı sabahlar. Ben Fatih Şahin, gündeme hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak Perşembe. Hicri olarak da Cemaziyel Evvel ayının 4. günü içerisindeyiz. Yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeler ve gazete başlıkları bugün de gündemimizde olacak. 45 dakika süresi boyunca sizler de haberetdiyanet.tv elektronik posta adresinden ve 0535 018 1750 numaralı telefon hattından WhatsApp mesajlarınızla programımıza katılım sağlayabilirsiniz diyelim ve gelişmelerle gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'yle mücadelede kararlılık mesajını yineledi. Örgüt mensuplarına artık sorunuz geldi, elebaşınızı da önünde sonunda Türkiye'ye getireceğiz diye seslendi. Yerel yönetimler sempozyumunda konuşan Erdoğan, bez poşet uygulamasına destek verdi. Ayrıca şehirleşmede yatay mimariye ağırlık verileceğini vurguladı. Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem. Ama eninde sonunda o da gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'cülere işte böyle seslendi. Yerel yönetimler sempozyumunda konuşan Erdoğan, FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Elebaşılarınızın bir kısmı sizleri kelimenin tam anlamıyla satarak rahatça yaşayabileceklerini düşündükleri yerlere kaçtılar, kaçıyorlar. Hala. Ama hiç heveslenmesinler. Hepsini de saklandıkları deliklerde bulup birer birer adaletin karşısına çıkartacağız. Topluyoruz. Cezaevlerinde olup da hala esip külleyen örgüt mensuplarının yaptıkları iş neye benziyor biliyor musunuz? Mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor. FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde hamdolsun tasfiye ettik. İş dünyasındaki irtibatlarını, imkanlarını neredeyse yavaş yavaş sıfırlıyoruz. Belediyelerdeki son kalıntıları da inşallah 31 Mart itibarıyla milletimiz tarafından tasfiye edilmiş olacaktır. Hemen her gün bir başka ülkeden FETÖ mensuplarına yönelik operasyonlar ve işlemler için işbirliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz. Erdoğan, plastik poşet uygulaması ile ilgili de ilk kez konuştu. Poşet kullanımının azaltılması için başlatılan uygulamada kararlılık mesajı verdi. 31 Mart seçim kampanyasında da bu uygulamaya destek vereceklerini açıkladı. Plastik poşetler, bunun benzeri birçok ürünlerle ilgili olarak bir savaş başlattık. Ve malum bunun 500 yıl, 750 bin yıl toprak bunu ne yapamıyor? Eritemiyor. Buna karşı bir savaş. Şimdi bu savaşımızı kararlı bir şekilde başlattık. Hatırlıyorum. Anacığım, evde file dokurdu, file. Sizin de öyleydi belki, değil mi? Fileyle giderdik, alışverişi yapardık, gelirdik. Ve o zamanlar bir de bunlar kenevirden yapılıyordu. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Gıda Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz inşallah. Partisinin seçim kampanyasında naylon kullanılmayacağını yenileyen Erdoğan, şehirleşmede çok katlı yapılara sıcak bakılmadığını vurguladı. Yatay mimari konusunda ısrar ediyor. Biz medeni olmayı bileceğiz ki o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki mimari anlayışımızda bulacağız. Onun için de belediye başkanlarımız, bütün yanındaki mimarıyla, inşaat mühendisleriyle, çevre, bütün bunlarla bu işe çok dikkat etmesi lazım. Bu hassasiyet içerisinde bu adımları atması lazım. Ben bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Yıkmaksa yıkacağız.
Amerikan heyetinin kritik Ankara ziyaretinin yankıları sürüyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'ne Münbiç terörden arındırılmalı, Türkiye güvenliği için gereken adımları atmakta kararlı mesajını gönderdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme karmaşası için bir terör örgütüyle bu kadar angaje olduktan sonra ayrılmaları kolay olmuyor diye konuştu. Suriye başlığı, Fırat'ın doğusuna harekat hazırlıkları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilme süreciyle sıcak gündemdeki yerini koruyor. Ankara'da temaslarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK-YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DAEŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından konuk heyete, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK-YPG ve DAEŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği, bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu ifade edildi. Münbiç yol haritasının süratle tamamlanarak terör örgütü PKK-YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği, Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gündemindeydi. Son günlerde ABD'nin mazeret olarak özellikle işte Kürtleri öldürmeyin gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten defaatle söyledik. Türk dış politikasındaki son gelişmeler hakkında Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendiren Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme sürecindeki çelişkili ifadelerini eleştirdi. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz. Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığını vurgulayan Çavuşoğlu, ateşkes süreci devam eden İdlib mutabakatının önemine de işaret etti. YPG ve PKK'nın Suriye topraklarında güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasının önüne geçmek için gerekli tedbirlerimizi aldık. Fırat'ın doğusunda da bu adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. İdlib muhtırasının uygulanması neden önemli? Siyasi çözüm için. Suriye'deki gelişmelerin tüm boyutunda varız, yapıcı bir şekilde varız. Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bölgeyi terörden arındırma hazırlıkları sürerken Türk doktorları da hem sağlık hem de insani yardım çalışmalarıyla binlerce sivile umut oluyor. Yeryüzü Doktorları Derneği ile birlikte gönüllü çalışan Türk doktorları, Suriye'de terör örgütlerinden temizlenen bölgelerdeki sivillere sağlık ve insani yardım hizmeti veriyor. Ekipler Suriye'deki sığınmacı kampları ve okullardaki 3000 öğrenciyi parazitlere karşı sağlık taramasından geçirdi. 2018 yılı boyunca Suriyeli mültecilere yönelik toplam 18.872 muayene gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın da gündeminde FETÖ vardı. FETÖ belası bize gösterdi ki şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş diyen Yıldırım, gençlere dini istismar eden terör örgütlerinin tuzağına düşmemelerini öğütledi. Binali Yıldırım, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin ödül gecesinde konuştu. Gecede ödül alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise İmam Hatiplilerin Türkiye ve küresel düzeyde sağladığı katkılara dikkat çekti. Önder İmam Hatipler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri töreni İstanbul Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Bu okullarda sadece imam çıksın, başka bir hayalleri olmasın diye konulan kassayı, zincirini milletimizle birlikte parçaladık.
Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, gençlerin bilimin yanı sıra milli manevi değerleri, tarihi ve kültürüyle daha çok kaynaşmasını sağlayan eğitim yaklaşımının önemini anlattı. Gençlere tavsiyelerde bulundu. Biz bir anlamda tohumu toprakla buluşturduk. Gerisi size kalmış. Rabbimizin ilk emri ikra. Okuyacağız. Daha çok okuyacağız. Daha çok dünyayı tanıyacağız. Daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, teknolojide, mühendislikte, ekonomide, kültürde, sanatta, velhasıl her alanda gerçek bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini herkese göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız. Binali Yıldırım, din kisvesi altında faaliyet yapan terör örgütlerine karşı gençleri uyardı. FETÖ belası bize gösterdi ki, şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş. Allah adına konuşup kendisine secde ettiren suretlere bürünmüş. Bunun adı yerine göre DAEŞ oldu. Bunun adı FETÖ oldu. Bunun adı El-Kaide oldu. El-Şebab oldu. Bu çağda bunlar olmaz dedik ama hepsi maalesef bu çağda oldu. Yılın Fikriyat Ödülü'ne layık görülen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün hak ettiği yere gelen İmam Hatiplerin aktif şekilde ülkemizin kalkınmasına, huzur ve barışa katkı verdiğini söyledi. Türkiye'de İmam Hatip mücadelesi bir özgürlük mücadelesidir, bir onur mücadelesidir, bir demokrasi mücadelesidir. Bugün on binler, yüz binler hatta milyonlar halinde İmam Hatip nesli ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, dünyanın barışına, huzuruna katkı sunan bir nesil haline gelmiş bulunuyor. Evet, saatlerimiz 9.13'ü gösteriyor ve gündemde gazete başlıklarını aktarmaya başlıyoruz. Akşam gazetesiyle başlıyoruz turumuza. FETÖ denen kişi buraya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylemiş olduğu sözler değerli izleyenler. Fethullahçı terör örgütünün elebaşıyla ilgili söylemiş olduğu sözler. Akşam da bugün manşette. Başkan Erdoğan terör örgütünün militanlarına seslendi. Artık sorunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. FETÖ denilen adam da eninde sonunda gelecek. Bizim için asıl düşman içimize sızdırılmış düşmandır. FETÖ ülkemizi işgal etmek isteyenlere kapıyı içeriden açmaya kalkmıştır. Şimdi hepsini topluyoruz. Yaptıklarının bedelini ömürleri boyunca ödeyecekler. Denizlerimizin kıyılarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şu kapitalizm nelere muktedir? Bize de örnek veriyorlar. Manhattan şöyle, Manhattan böyle diye. Batsın senin Manhattan'ın. Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık diyor Cumhurbaşkanı ayrıca. Toprak bin yıl bunu eritemiyor. Arkadaşlara dedim ki 31 Mart kampanyasında file, bez torba kullanalım. Biz asla naylon poşet kullanmayacağız. Güzel, şık olacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün külliyede kabul ettiği önemli isimler vardı değerli izleyenler. Onlardan ikisi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'di. Bu ziyaretin Amerika'dan gelen heyetin yapmış olduğu ziyaretlerin hemen arkasından gerçekleşmesi dikkat çekiciydi. Bir anlamda bir kritik yapılmış olma ihtimali de söz konusu bu noktada. İşte ve Suriye konusu da gündeme geldiği söyleniyor. Akşam gazetesi de bunu başkomutana Suriye briefingi başlığıyla duyurmuş. Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri heyetinin temaslarından bir gün sonra Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i kabul etti. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü.
Suriye operasyonuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözleri de Akşam gazetesinde Mavi Zemin üstüne yazılmış. Operasyon için çekinmeyiz başlığıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump'ı Suriye'den çekilme kararından vazgeçirmek için çaba gösteren ülkeler olduğunu belirterek Amerika Birleşik Devletleri içinde de farklı sesler var. Bir terör örgütüne bu kadar angaje olduktan sonra ayrılmak kolay olmuyor dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını herkesin gördüğünü belirterek PKK-YPG tehdidine karşı Afrin'de Cerablus'tan Elbap'a kadar nasıl adım attıysak Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyiz şeklinde net bir duruş sergilemiş oldu Türkiye adına. İlk eğitim kamplarda Suriyeli çocukları Türkiye okullu yaptı başlığıyla bir başka haber aktaralım sizlere Akşam gazetesinde. Sığınmacılara eğitim desteği veren STK'lar için Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında Türkiye'nin Yüzleri başlıklı sergi açıldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun insani yardımdan sorumlu üyesi Stalinyadis, Suriyeli çocuklar Türkiye'de okula döndü dedi. Çiftlik Bank zinciriyle 80 bin kişiyi 500 milyon lira dolandırarak kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesine girdi değerli izleyenler. Bu konuda yine akşamda yer bulmuş. Aydın daha önce gözaltında çekilen 3 fotoğrafıyla tüm dünyada aranıyor deniliyor haberde. Sabah gazetesiyle geçelim. FETÖ'cüler sorunuz geldi. Sabah da Akşam gazetesinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili söylemiş olduğu sözleri bugün manşetine çekmiş. Yurt içi ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. FETÖ da gelecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde tasfiye ettik. İş dünyasındaki irtibatlarını, imkanlarını neredeyse yavaş yavaş sıfırlıyoruz. Belediyelerdeki son kalıntılarını da 31 Mart itibariyle millet tasfiye etmiş olacak diyor Cumhurbaşkanı. Hemen her gün başka bir ülkeden FETÖ'ye karşı işbirliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz. O FETÖ denen adam da eninde sonunda gelecek diyor. 31 Mart kampanyasında asla naylon poşet kullanmayacağız. Anacığım evde file dokurdu diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca plastik poşetin kullanılmasını bir şekilde önüne geçme adına söylemiş olduğu sözlerde keneviri yeniden üretmek için çalışma başlattık. Dikey mimaride ısrar edenin gözünün yaşına bakılmayacak, yıkmak gerekirse yıkılacak diyerek de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda yapmış olduğu konuşma değerli izleyenler Sabah gazetesinde bu şekilde aktarılıyor. KOBİ'lere nefes aldıracak paket Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan küçük ve orta işletmeler için büyük müjde geldi diyor Sabah gazetesi. KOBİ'ler için özellikle Bankalar Birliği ve 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız diyor Bakan Albayrak. Detaylarını bugün vereceğiz. Yani bugün için söylemiş olduğu yarın vereceğiz şeklinde Merkez Bankası'nın hazineye devredeceği kar 37 milyar lira. Ocak'ta devreye girmesinin amacı kamu yatırım ve ödemelerinin hızlandırılarak piyasaya likiditenin daha hızlı sunulması diyor Bakan Albayrak. 70 milyon turist 70 milyar dolar getirir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yapmış olduğu açıklama da yine ekranlarınıza yansıyor Sabah gazetesinde. 2023'e kadar 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağız. Turiste yapay zekayı ve yeni teknolojiyi kullanarak ulaşacağız. Türkiye'yi tanıtana destek vereceğiz. Sinema hasılatı eşit dağıtılacak diyor Kültür ve Turizm Bakanı. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Asker yetmedi, fetva ile geliyorlar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün değerli izleyenler. Bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetine konu olan ülkeler. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesi altında birlikler gönderen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır asker yeterli gelmeyince fetvaları devreye soktu diyor. Bu ülkelerin fonlayıp lojistik destek sağladığı bazı heyet Tahrir-ü Şam hücreleri ÖSO'yu mürtet ilan ederek çatışmasızlık bölgesi İdlib'e saldırılarını arttırdı. Saldırıların nedeni Münbiç ve Fırat'ın doğusu için hazırlık yapan Türkiye'nin dikkatini
gündemi yeniden İdlib'e çekmek. İdlib'deki huzurlu ortam bozulunca Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatı da sekteye uğrayacak. Saldırılar HTŞ içindeki Mısırlı Şer'iler grubunun ÖSO mürtettir, elindeki toprakları almak caizdir duyurusuyla başladı. HTŞ hücreleri ÖSO kontrolündeki köylere saldırıp birkaçını ele geçirdi. Saldırılar HTŞ'nin askeri sorumlusu Ürdünlü Ebu Hüseyin Ürdünlü'nün talimatıyla başladı. Yeni planda Amerika Birleşik Devletleri çekilme taktiğiyle diplomatik rol üstlenirken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri fon, Mısır ve Ürdün asker desteği sağlıyor. İsrail ve Fransa ise geri planda çalışıyor deniliyor haberde. ÖSO'ya saldırı talimatı veren Ebu Hüseyin Ürdünlü ile fetva sahipleri Ebu Yeksan el-Mısri, Ebu Zübeyr el-Gazi, Daret İzze'ye düşman toprağını kurtarmış gibi öperek girdiler diyor. Bu haberin hemen yanında yer bulan fotoğrafta da. Kerkük'te ikinci işgal girişimi başlığı yer bulmuş hemen manşet haberin altında değerli izleyenler. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna baskı artınca Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta da sokakları hareketlendirdi deniliyor haberde. Amerika Birleşik Devletleri Erbil Başkonsolosu Stephen Fagan'in Kerkük'te KYB temsilcileriyle görüşmesinden hemen sonra Barzani ve Talabani taraftarları şehrin geneline korsan bayraklar astı. Kerkük valiliği bir süre izledikten sonra müdahale ederek bayrakları indirdi. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Hicran Kazancı, Kerkük merkezli kışkırtmaların artarak devam etmesinin beklendiğini söyledi. Kazancı, Amerika Birleşik Devletleri Erbil'de dünyadaki en büyük temsilcilik kompleksini açtı. Irak'ı 2019'da ciddi sorunlar bekliyor, dedi. 49 mülteci Avrupa'ya sığamadı. Avrupa'nın mültecilere yönelik bakışını özetleyen en güzel cümle olmuş bu Yeni Şafak gazetesinde bugün aktarılan haberde. Libya'dan derme çatma botla Avrupa'ya gitmek için Akdeniz'e açılan 49 mülteci Libya, Malta, İtalya üçgeninde hiçbir ülke kabul etmeyince 19 gün yaşam savaşı verdi. Aralarında bebek ve çocukların da olduğu mültecilere dün izin çıktı. Avrupa Birliği ülkelerinin mültecilere karşı insanlık dışı tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Mülteciler 8 ayrı Avrupa ülkesine dağıtılacak deniliyor haberde. Avrupa Birliği tarihinde bir ilk, İran istihbaratı Avrupa Birliği terör listesinde gerçekten dikkat çekici. Özellikle Avrupa Birliği ile İran arasındaki ilişkileri gelecek bir haber olarak kendisini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik baskısı artarken Avrupa Birliği de İran istihbaratının iç güvenlik birimiyle iki kişiyi terör listesine aldı. Avrupa Birliği tarihine geçen yaptırım kararıyla İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nın Avrupa'daki varlıkları da donduruldu. Hollanda 2015 ve 2017'de İran asıllı kişilerin suikastlerinde İran'ın bağlantısı olduğuna dair güçlü ipuçları olduğunu iddia ediyor deniliyor haberde. Sürmanşete çıkalım. Denizlerde en büyük tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez Türkiye'nin tüm denizlerini kapsayan dev tatbikatla gövde gösterisine hazırlanıyor diyor Yeni Şafak gazetesi. 27 Şubat 3 Mart tarihleri arasında 462 bin kilometrekarelik alanda yapılacak Mavi Vatan tatbikatına Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra kara ve hava birlikleri de katılıyor. Atina'ya mesaj niteliğindeki tatbikat Yunanistan'la Rum kesiminin hak iddia ettiği tartışmalı bölgeleri de kapsıyor deniliyor haberde. Hürriyet gazetesine geçelim. Biliyorsunuz Avrupa Birliği dönem başkanlığı Romanya'ya geçti değerli izleyenler. 3 dönemdir Türkiye aleyhine çalışan dönem başkanlarının sonunda Türkiye dostu bir ülkeye geçti ve bundan sonra öyle görülüyor ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde iyi gelişmeler, pozitif gelişmeler söz konusu olacak. İşte Hürriyet gazetesi de bunu Kurz gitti, Türkiye döndü başlığıyla duyurmuş. Estonya, Bulgaristan ve son olarak Avusturya'nın dönem başkanlığı sırasında Türkiye'yi dışlayan Avrupa Birliği aynı görevi Romanya'nın devralmasıyla birlikte tutum değiştirdi diyor Hürriyet. Estonya, Bulgaristan ve Avusturya'nın dönem başkanlıkları sırasında Türkiye Avrupa Birliği'nin siyasi programlarının genişleme bölümlerinden çıkarıldı. Aynı görev 1 Ocak'ta Romanya'ya geçince Türkiye açısından olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı.
18 aydır genişleme kapsamında yer alamadığı dönem başkanlığı belgelerine yeniden girdi. Romanya, ardından Finlandiya ve Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2020'ye kadar sürecek dönem başkanlıkları ile ilgili ortak programda Türkiye aday ülke olarak yer aldı. Yeni dönemde enerji, ekonomi, ulaştırma alanlarında üst düzey temaslar ve 3,5 yıldır yapılamayan Avrupa Birliği ile Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı için umut doğdu, diyor Hürriyet gazetesi. Batsın senin Manhattan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü bugün Hürriyet'te de bu başlık altında duyurulmuş. Yatay mimari çağrısını yineleyen Erdoğan, bu kapitalizm nelere muktedir, bize örnek veriyor. Manhattan şöyle, ya bırak batsın senin Manhattan'ın dedi. Ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek. Cezaevinde olup hala esip gürleyen örgüt mensuplarının yaptıkları iş mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor sözleriyle de FETÖ'ye yönelik tepkisini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde ortaya koymuş oluyor. Yeni Birlik gazetesine geçelim. Yeni Birlik gazetesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın KOBİ'lere sağlanacak kredilere yönelik imkanlara yönelik sözlerini bugün manşetine dev kredi paketi başlığıyla taşımış 12 banka katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün KOBİ'ler için Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi paketini açıklayacakları müjdesini verdi. Bakan Albayrak detaylarını yarın, yani bugün vereceğiz. Bu da yine reel ekonomimiz açısından çok önemli. Çünkü özellikle son çeyrekte yaşanan piyasadaki belirsizlik kaynaklı bu likidite daralmasını gerek kamu tarafından gerek finansal piyasalarda oluşacak bu likidite ile piyasanın yavaş yavaş çok daha etkin ve aktif bir şekilde toparlanması ve daha iyi bir konuma gelmesini, inşallah hep birlikte el ele vererek daha iyi noktaya gelmesini sağlayacağız dedi. Albayrak ilk günden itibaren piyasalar ve farklı paydaşlarla kurulan etkili ve şeffaf iletişime rağmen birileri sürekli negatif algıyı hakim kılmaya çalışıyor. Şuranın altını net bir şekilde çizmek isterim. Hiçbir şekilde yeni ekonomi programında ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok. Bütçe disiplini konusundaki sıkı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada Halkbank'tan bir açıklama geldi. Halkbank'tan esnaf ve sanatkara 22 milyar lira kredi desteği başlığıyla da bu açıklama Yeni Birlik'te yer bulmuş. Halkbank esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamındaysa toplam 22 milyar lira esnaf kredisi desteği verecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kredi kullandırımlarının 9 Ocak itibariyle başladığına dikkat çekerek tahsis edilen tutarın 10 milyar liralık kısmının bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında mevcut uygulamada olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği devam edecektir, diyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye ile ilgili sözleri de yine Yeni Birlik'te. Pompeo, Trump'ın kararı kesin, Suriye kararı kesin başlığıyla duyuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ın Erbil kentinde yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin ifadelerini kullandı. CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu için Fon Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir uygulama başlatıldı değerli izleyenler. İşte bu uygulama bugün Yeni Birlik'te yer bulmuş. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturacak. Milletvekilleri maaşlarından 5'er bin lirayı bu fona aktaracak. Parti yönetimi bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatacak deniliyor haberde. Ve son olarak Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı yakın takibi alacak. Oy için göç işgal demek başlığıyla bugün okurların karşısına çıkmış Türkiye Gazetesi manşetinde Cumhurbaşkanı seçim için şehirdeki akrabalarını yerele taşıyan muhtarlara tepki gösterdi. Bu tavır işgalin farklı bir türüdür.
Sayısı milyonu aşan seçmenin şehirlerden alınıp nasıl yerele taşındığını dün manşetten vermiştik diyor Türkiye. Erdoğan da seçmen göçüne sert çıktı. Bizim beldeyi amcaoğlu kazanmalı, aşiretten filanca kazanmalı. Ankara'dan İstanbul'dan göç yapalım. Böyle demokrasi olmaz. Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanalım olmaz böyle bir şey. Tarihin en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz yani muhalefeti rakamlarla yalanlayan Cumhurbaşkanı dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik. Yıl sonundaysa bir üst sıraya çıkacağız dedi. Erdoğan FETÖ için net konuştu. Sonunuz geldi, gidecek yeriniz kalmadı. FETÖ denilen adam da eninde sonunda gelecek sözleri yine bu haber içerisinde yer bulmuş. Bu arada Erdoğan aileyi tahrip eden programlara reklam verme şeklinde bir çağrıda bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. İşte bu haber de yine kırmızı zeminde yer bulmuş bugün Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin tartıştığı Palu ailesi olayını insanlık dışı diye tanımladı. Toplumun ruh sağlığını bozan ve şiddet içeren programlara reklam yasağı getirilmesini istedi deniliyor. Poşete hapis bile var. Dünya plastik poşete savaş açtı. Kimi ülke 7 liraya satıyor, kiminde ise yasak. Kenya'da üreten ve kullanan 4 yıl hapse mahkum ediliyor diyor Türkiye gazetesi. Naylon poşetlerle ilgili, naylon poşetlerin kullanılmasının zararlarıyla ilgili duyurmuş olduğu haberde. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, marka ve logolar poşetin tek yüzeyinde yer alacak, alanın %20'sini geçemeyecek şeklinde de bir başka ayrıntı paylaşılmış. Bedava elektrikte kriter hane halkı diyor Türkiye gazetesi bir başka haberinde. 4 kişilik aileye 80 liralık destek. Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz elektrikten 2,4 milyon hane yararlanacak. Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere aylık 80 lira elektrik desteğinin detayları netleşiyor diyor Türkiye. Ödemelerde kriter olarak hanedeki kişi sayısına bakılacak. Evde 4 ve üzeri kişi yaşıyorsa 80 lira ödenecek, sayı daha az ise destek miktarı azalacak deniliyor Türkiye gazetesinin haberinde. Evet, gazetelerden aktaracağımız haberleri sonlandırıyoruz. Diğer haberlerle gündem devam ediyor. Sayın seyirciler, Türkiye Diyanet Vakfı'nca başlatılan Hediyem Kur'an Olsun kampanyası kapsamında çalışmalar devam ediyor. Görme engelliler için Kur'an okumayı ve ezber yapmayı kolaylaştıran Kalem El Basira setleri hazırlanmıştı, hatırlayacaksınız. İşte o dijital setlerin Sakarya'da da dağıtımı yapıldı. Şimdi dinliyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı toplumun bütün kesimlerine yönelik maddi ve manevi çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2015 yılında Hediyem Kur'an Olsun kampanyası kapsamında görme engelli vatandaşlara yönelik bir çalışma başlatılmıştı. Bu çerçevede görme engelli vatandaşların Kur'an okumayı öğrenmesini kolaylaştıran dijital Kur'an-ı Kerim seti Kalem El Basira dağıtımı Sakarya'da devam etti. Kalemler dağıttık. Kalemlerle inşallah kalplerine giden Kur'an seslerini duyacaklar. Biz bu sınıfa hoca hanımlar çok güzel bir isim vermişler. Ne demişler? Kalplerine görenler. Kalplerine görenler demişler. Belki gözleriyle göremiyorlar ama kalpleriyle görüyorlar. Rabbim inşallah bizi gönül körü eylemesin diyorum. Parmakla okuyana kadar zaman alıyor. Böyle hani hemen dokundurup okumak daha kolay bizim için. Daha çabuk kavruyoruz, daha çabuk hızlı ilerleyebiliyoruz o konuda. Kalem El Basira sayesinde görme engelli kursiyerler Braille alfabesine destek olarak özel kalemler ve kitapçıklarda Kur'an-ı Kerim'i daha kolay öğreniyor, daha kolay ezber yapıyorlar. Daha hızlı duymaları ve değişik alternatiflerle duyabilecekleri hafızlardan Kur'an'ı hem dinleyerek hem de parmaklarına hissederek Kur'an okumalarına vesile olacak güzel kitapçıklar dağıttık. Benim için çok güzel ezber yapmak istiyorum. Ezberime çok yani güzel şeyler katar. Daha çok kavrarım. İstediğim yerde aradığım zaman elimin altında olur. Şimdiye kadar olması gerekenler oluyor inşallah. Bu kursun devamı hep inşallah biz yaşlanana kadar gelsin, ondan sonra gençler başlasın. Şimdi
Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Diyanet İşleri Başkanı, İslam alimi ve fikir adamı Ahmet Hamdi Akseki'yi vefatının 68. yılında rahmetle andık dün. Yaşamı boyunca Müslümanların kurtuluşunun İslam birliğinde olduğunu vurgulayan Akseki, 64 yıllık hayatına önemli İslami çalışmalar ve 70'e yakın eser sığdırdı. Antalya'nın Akseki ilçesinin Güzel Su nahiyesinde 1886 yılında dünyaya geldi Ahmet Hamdi Akseki. 5 yaşlarında Kur'an okumaya başladı. İstanbul'a giderek Medresetül Müteassisin'de doktora eğitimi aldı ve birincilikle mezun olup 32 yaşında 3 fakülteyi tamamladı. Milli Mücadele döneminde Anadolu'ya geçerek yazı, vaaz ve konferanslarıyla Anadolu Harekatı'nı destekledi. Akseki medreselerin müfredat programlarını ıslah ederek layihalarla Darül Hilafe medreselerinin sayısını 13'ten 38'e çıkardı. 1947'de Diyanet İşleri Başkanı olan Akseki'nin Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili tefsiriyle Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrih-i Sarih tercemesi ve şerhinin yayıma hazırlanması önemli çalışmaları arasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yapan Ahmet Hamdi Akseki, hurafe ve batıl inançlarla İslam'ı çağ dışı gören ve dinimize karşı görüşler belirten çevrelerle mücadele etti. Müslüman toplumların kurtuluşlarının İslam Birliği fikrini savundu. Anısına 2012 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kurum binasının yanına inşa edilen camiye onun adı verildi. Ahlak ilmiyle İslam ahlakı üzerine yazdığı eserlerle bilinen İslam alimi ve fikir adamı, eski Diyanet İşleri Başkanı Akseki, o dönem yaşanan Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesiyle namaz kılınması yönündeki temayüllere de karşı çıktı. Başkanlığın isteği üzerine bir rapor hazırlayarak Kur'an'ın Türkçe tercümesiyle namaz kılınması uygulamasının dini ve ilmi hiçbir dayanağı bulunmadığını ortaya koydu. Kur'an'ı ve hadisi esas alarak İslami ilimlerin canlandırılmasını, gelişmelerin ışığında İslami müesseselerin yeniden düzenlenmesini savunan Akseki, resmi hizmetinin yanı sıra 70'e yakın eser kaleme aldı. Başlıca eserleri arasında İslam Dini, Dini Eserler 1-2, İslam Dini Fıtridir, İslam Dini Tabii ve Umumi Bir Dindir, Ahlak Dersleriyle Askere Din Kitabı yer alırken, yayınlanmış ve yayınlanmamış çok sayıda eseri bulunuyor. Ahmet Hamdi Akseki 9 Ocak 1951'de Ankara'da vefat etti. Kabri Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunuyor. Şimdi de Hafızlar Şehri Erzurum'a gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya ikincisi olan Erzurumlu İmam Hatip Ali Turhan, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmıştı Ali Hoca. Şimdi kendisi gibi hafızlar yetiştiriyor. Onlara hem rehber hem de başarısıyla örnek oluyor. Erzurumlu hafız İmam Hatip Ali Turhan, Tunus'ta düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünyanın en güzel Kur'an okuyucularıyla yarıştı. 44 yarışmacının 22 ülkenin katılımıyla yapılan yarışmada ülkemize dünya ikinciliği getirdik. Elhamdülillah gurur duyduk ülkemize bu dereceyi getirdiğimiz için. 22 ülkeden katılımın olduğu yarışmada önemli bir başarı elde eden Turhan, ülkemize de büyük gurur yaşattı. Kendisinin yaşadığı heyecan da bambaşkaydı. Yarışmaya okuyucu çıktığı zaman kürsüye o bayrak geliyor. Tabii Türkiye'mizin ay yıldızlı bayrağını öyle görüp de insan gerçekten gururlanıyor. İnşallah ben de dedim ki bu dereceyi Türkiye'mize götüreceğim. Bülbül sesiyle nefis bir Kur'an tilaveti gerçekleştirerek dünya ikincisi olan Erzurumlu Hafız Ali Turhan, 11 yaşında başladığı hafızlığı 11 ayda bitirmiş. Hiçbir şeyde kıskançlık olmaz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de kıskanç olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de karşıdaki güzel okuyorsa ben ondan daha güzel okuyacağım arzusu içinde olun derim her zaman hafızlarıma. Bende de bu vardı. Yani hocalarımız, güzel okuyan hocalarımızı gördüğümde ben niye böyle okumayayım düşüncesiyle kendimi her gün biraz daha geliştirmeye çalıştım. Solaksade Camii İmam Hatibi olarak görev yapan Turhan, yeni hafızlar ve kariler yetiştirmek için öğrencilere destek veriyor. Geçen yıl İmam Hatipler Arası Güzel Okuma Yarışması'nda Dünya Şampiyonası'na katılan Ebu Bekir Kaçan ve Türkiye birincisi Cevat Karabıyık onlardan ikisi. Tecvid, mahreç, her şeyden, her şeyi böyle sıfırdan aldık. Ondan sonra fızık eğitimi,
Yarışmalarda bize özellikle çok üstümüze düşüyordu. Allah razı olsun, bugünlere gelmemize en büyük sebep olan hocamızdır. Ali Hoca her ailede bir tane hafızın olmasını öneriyor. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Erzurum'un hafızlar şehri olduğunu söylüyor. Türkiye'de en kıymetli, en değerli ve dünya çapında şöhret kazanan hafızların yetiştirmesiyle ünlü. Yüzlerce hafızı hafızlar kervanına katmasıyla şöhret bulan bir şehrimiz. Ressam İlhami Atalay sohbeti ve eserleriyle Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'ne konuk oldu. Doğayı tablolarına nakşederek eserlerinde Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini anlatmaya çalışan Atalay, kainatın nasıl okunması gerektiğine ilişkin olarak altı çizilecek tavsiyelerde bulundu. Bu tablolar beni hem bahar yeniden yaşamaya götürdü, ne bileyim o baharın çiçek kokularına götürdü. Görenleri buram buram çiçek kokulu ilkbahara götürüyor. Baharı simgeleyen bu birbirinden güzel tablolar sanatçısının deyimiyle altın çağın başlangıcını ifade ediyor. Bir türlü bahar gelmiyordu ama bundan sonra önümüzün açılacağına inanıyorum. Yani İslam sanatkarlarının yeşereceği, çiçek açacağı bir dönemin geleceğine inanıyorum. Eserlerinde Allah'ın varlığını ve kudretini anlatmayı hedefleyen ressam İlhami Atalay, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'ndeki Kalem Kitap Kahve'de sanatseverlerle buluştu. Allah diyor ki, bütün kainatta ne varsa gece gündüz beni zikrediyor ama siz farkında olmazsınız diyor. Bahar gelince de ağaçlar böyle yüksek sesle çiçeklerini açarak, tomurcuklarını patlatarak yüksek sesle zikrediyorlar. Merkezde mini bir de sergi açıldı. Ressam Atalay'ın eserleri katılımcılarla ilgiyle incelendi. Nasıl buldunuz sergiyi? Ya kendimi böyle ilkbaharda çiçek bahçelerinde zannettim. Bir ay kalacakmış bu sergi burada. Tüm dostları bu sergi izlemeyi gerçekten de davet ediyorum. Muhteşem. Usta sanatçı sanat ve biz konulu bir söyleşi de gerçekleştirdi. Kainatı nasıl okumamız gerektiği konusundaki görüşleri dikkat çekiciydi. Oku derken kainatı idrak et, anla, çöz. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için alfabeyi öğrenmek lazım. Ama Allah'ın görsel ayetleri var. İnsanı okuyacaksın, hayvanları okuyacaksın, böcekleri okuyacaksın. Ağaçları okuyacaksın. Allah diyor ki yarattıklarıma bakın deveyi nasıl yarattım, göğü nasıl yükselttim, dağları nasıl dizdim, yerleri nasıl döşedim düşünmez misiniz diyor. Bey kulum bak gör, kör gezme diyor. Atalay sanatla uğraşmanın Allah'ın yarattıklarındaki sanatı görmeye vesile olacağını ifade etti. Siz bir ağacı bir böceği incelerseniz Allah'ın kudretini sanatını anlarsınız. Allah'ın kudretini sanatını anlayacak kabiliyeti bize vermiş. Sanatla, ilimle ilgilenen milletler, çalışanlar ta uzayın derinliklerini inceliyorlar. Elimizde kitap olduğu halde Allah diyor ki benim bu yarattıklarımda ibretler var, hikmetler var, sanatlar var, matematik var, geometri var, fizik var, her şey var, inceleyin, bulun diyor. Biz elimizde kitap olarak okumuyoruz. Evet, bugün için sizlere aktaracağımız haberler bu kadar. Veda etmeden önce bugünün gündemini sizlere duyuralım değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak. Bugün külliyede 31 Mart seçimleri öncesinde önemli bir görüşme gerçekleşecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul edecek. FETÖ davaları bugün de sürüyor davalar. Bugün sadece Ankara'da görülecek. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Yarın yine saatler 9'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız inşallah ve tabii ki sizleri de bekliyor olacağız. Hayırlı haberler alacağınız bereketli bir gününüz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.